Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda yine değişik bir videoyla karşınızda. Bugün Brunei'deyiz ve Brunei'de dünyanın en büyük sarayı ve dünyanın en zengin sultanlarından birisi, devlet adamlarından birisi burada yaşıyor. Şu an dünyanın en büyük evini, yani dünyanın en büyük sarayını görmeye gidiyoruz. Alacaklar mı almayacaklar mı tabii ki hiçbir fikrim yok. Bir tane taksi çağırdım, burada maalesef toplu ulaşım yok. 5 kilometre ileride dünyanın en büyük, hatta dünyanın en pahalı evlerinden birisi var. Bakalım girebilecek mi? Giremezsem size bir yandan bir şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Taksim geldi. Hayır, gel Muhittin. Abi, sarayın içerisine giremiyormuşuz ama size sarayı şöyle uzaktan göstereyim. Sultanımız Brunei Kralı, kendisine sultan denmesini istiyor. Bu adamın tam adı da Sultan Hacı Hasan El Boyeki Müziddin Vadullah İbn El Mehrum Sultan Hacı Ömer Ali Seyfettin Saad El Hayri. Ama kısaca ona Hasan Al Bolkiyah diyorlar. Brunei Krallığı, Brunei Sultanlığı yaklaşık 600 yıldır aynı ailenin elinde ve 29. kuşak, yani 29. sultanı da şu an Hasan Bey. İçeri girmeye bir deneyeceğim, bakayım problem olacak mı? Sarayına da istenen nurlu iman, hani şu nurlu parlak imanlı mekan gibi bir anlama geliyor. İzin istediğin polisten dedi ki dışarıdan istediğin gibi takıl ama içeriği unut dedi. İçeriye hatta giremezsin dedi. Nereden gelirsen gel dedi, seni içeri alamayız dedi. Dışarıdan böyle görüntü al dedi. Ben şimdi şey yapayım size. Elimde, yani internette bir sürü görüntüler var. Biraz burayı anlatmak istiyorum. Dünyanın gördüğünüz en büyük evi, dünyanın en büyük sarayı, dünyanın en zengin hükümdarlarından birincisi ya da ikincisi diye geçiyor. Türlü türlü fanteziler, türlü türlü zevkler içeride, çok farklı bir hayat var diyebilirim. 1700, 1800, kaç odası vardı unuttum bile. Şu an Hasan El Bolkiye 1967'de tahta çıkıyor. Babası Ömer'den tahtı devralıyor. Hasan El Bokiye şu an 72 yaşında. Abimin fotoğraflarını falan da koyayım. Adam dipdire duruyor yani, hala gencecik. Bakımına makımına da çok falan para harcıyormuş, öyle diyorlar. Ben isterdim ki sarayın içerisine gireyim, size anlatayım. Ama şu an evdeki stok görüntülerden, internetten bulduğum stok görüntülerden burayı size anlatacağım. Ve tam 1788 tane odaya sahip. Ve bu oda sayısıyla dünyanın en çok odalı evi. Dünyanın en pahalı evlerinden evler arasında 2 milyar dolara şu an mal edilmiş. Bir de hani o her yeri altın kaplatıyor, bir şeyler yapıyor falan. Günden güne de evin değeri durduk yere kendiliğinden de artıyor zaten. Altın değerlendikçe ev yani bir 2,5 milyar dolar oluyor. Belki bir 3 milyar dolar oluyor. Şu adamda 5 tane havuz var olimpik derecede. 110 tane garaj var. Çünkü söylenen o ki bir ara bunun ipin ucu kaçmış bu konuda. Şu an en az 1500 tane, 1500 küsür tane aracı var. Ama 7000 tane kadar da aracı olduğu düşünülüyor. 5 milyar dolara yakın adamın araç koleksiyonu var. Bu gördüğünüz arazi içerisinde 200 bin metrekarelik bir alana kurulmuş yaşam alanı var. Ve adam bu sarayın içerisinde yaşıyor. Halktan kopuk mu değil mi tam onu çözemedim. Yani onu internette yazan bilgilere bakarsanız işte yani şeriat olduğu için kimisi diyor ki halktan kopuk, kimisi diyor ki halkıyla iç içe. Tam onu bilemedim ama insanların arasında sorduğumda sevmeyen görmedim. Sadece bir tane bir arkadaşla tanıştım, yurt dışından buraya gelmiş ve diyor ki adam tam bir diktatör, ikinci Kuzey Kore diyor burası için. Şimdi şehir merkezine gidelim. Ben size sarayı, kralı, şeriatı ve buradaki uygulanan politikaları biraz anlatacağım. O arada da hem şehir merkezinden de görüntüler alalım. Evet, 10 Singapur dolarına şehir merkezine geldim. Ben burada yemek yiyorum, yine buraya geldim. How are you? Hello. How are you? I am hungry again. Yes. Nasi goreng seafood and T-O. S-T-O. Ice T-O, okay? Not hot, ice. Allah Allah, ilk defa bu kadar insan gördüm Brunei'de ha. İlk defa bu kadar insanı bir arada gördüm. Yaklaşık İstanbul'dan çok az büyük bir yer. 5200-5300 kilometre kare bulunduğumuz ülke. Tek parçası onlara aitti. 3500'den daha fazla, yani 4000'e yakını benim şu an olduğum yerde ve başkentin olduğu noktada. Ondan sonra biraz ilerisinde Sarawak eyaleti giriyor, Malezya'nın bir eyaleti giriyor.
Ondan sonra tekrardan Burne'ye başlıyor. Orada da işte 1500'lere yakın kilometre karelik bir alan var. O tarafta çok orman ve meyve yetiştiriciliği, kereste yetiştiriciliği. Burada sadece doğalgaz ve petrol yetişmiyor. Aynı zamanda meyve, sebze de yetiştiriyorlar. Kereste, merese de yetiştiriyorlar. Burada çeşitli petrokimya ürünlerini de işleyip satıyorlar. Ama kral bunlardan bağımsız olarak bir zenginlik oluşturmuş. Tabii ki devletin malı hepsi onun. Doğalgaz da, petrol de ona ait ve dünyada vergi vermeyen insanlardan birisi, vergi vermiyor. Yurt dışında da dünyanın birçok noktasında da çok lüks oteller sahibi. Böyle de bir girişime sahip. Söyleniyor ki dakika, saniyede 150 dolar para kazanıyor. Şu anki tahmini serveti 25 milyar dolara yakın bir sultandan bahsediyoruz. Bandar Seri Bagavan buranın başkenti. Ayrıca Bandar Seri Bagavan'da dünyanın en uzun başkent ismi. Yani daha uzun isme sahip bir başkent yok. Aynı zamanda galiba buranın kralının orijinal tam ismi de herhalde dünyanın en uzun sultan ismi olabilir. Şimdi bu adam bir de sadece buranın sultanı değil. Başbakan, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Bakanı, Maliye Bakanı, işte Silahlı Kuvvetlerin Bakanlığı da oluyor da işte ben Genelkurmay dedim. Ondan sonra biliyorsunuz burada Kraliyet Donanması var. Kraliyet Donanması'nın Fahri Komutanı ve polis teşkilatında genel müfettişi. Her şey abi yani. Padişahımız, kralımız, her şeyimiz. Valla ben araba koleksiyonunu çok merak ettim. Bu bir ara toplamış. Bunun hatta oğlu galiba bir de. Juristika mı ne var? Adını hatırlayamadım. O işte babasından ayrı tekrar toplamaya başlamış. Ne problem? Babasından ayrı tekrar toplamaya başlamış. Artık kraliyet ailesinin bile hani bütçesinde anlaşılmış. Bu kadar araba ne diye. 7000'e yaklaşmış araba sayısı galiba. Dünyanın en büyük Rolls Royce şeyi bunda zaten. Yanılmıyorsam 604 tane Rolls Royce'u var. 8-9 tane uçağı var. 3 tane helikopteri var. Bir tane de uçak kızını almış şimdi. Hediye etmiş doğum gününde. Uçağını 100 milyon dolar almış ama hani kocaman bir uçak. 500-600 kişilik. Uçağı zaten yapılı bir pakette alıyor. Ama adam beğenmiyor. Diyor ki ulan bunun içinde altın yok. İçinde bir sürü uçak diyor. Gidiyor 130 milyon dolara ekstradan orayı burayı değiştirip altın kaplatıyor. Muhtemelen arkadaşlar hani bu çok zenginlerin yaşadığı bir muhit falan vardır. Çünkü böyle hani o kadar yer gezdim ettim ama böyle hani çok lüks arabalar görmedim. Ha yoldan bazen geçti Lamborghini'ler, Porsche'ler, böyle McLaren'ler falan geçti ama bir yerde böyle hani bütün halde bir sürü lüks arabanın olduğu peş peşe bir yer görmedim. Ha insanların kafasında ikişer üçer tane araçları var. O da ayrı dava. Dünyanın en pahalı limuzini de yine bizim sultanın limuzini. Adamın limuzini varmış demiş ya bu limuzin çok sade, bütün her yerini altın kaplatmış. Limuzinin şu anki değeri 14 milyon doları bulmuş. Burası da, şimdi burayı anlatayım size, dur buranın da başka bir hikayesi var. Gerçekten abi Porsche gibi bir tane. Gerçekten temizlik noktasında burası çok iyi abi ya. Ya hakikaten hala izmarit görmedim ben ya. Kaç gündür buradayım, izmarit yok memlekette. Sigara içme noktasında o kadar katılar. Burası kral 50. doğum gününde. Ne yaptırıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Adam 50. doğum gününde kendisine doğum günü kutlamaları için burayı yaptırıyor. Ve adam buraya da ne yaptırıyor biliyor musunuz? Michael Jackson'ı çağırıyor. Michael Jackson da buraya 17 milyon dolar karşılığında geliyor. Ayrıca şey de yapmış adam bir ara. Kızının bir yaş gününde de Whitney Houston'u galiba çağırmıştı. Ona da 10 milyon dolar vermiş. %65 kadarı Müslüman buranın. Geri kalan kısmı Müslüman değil. Ama onlar rahat rahat takılabiliyor. Buraya 2000'lerin başında şeriat getirmiş sultanımız. Asmalar, kesmeler, rejimler etmeler falan getirmiş. Gerçi biraz baskı yemiş, bir kısmını geri çekmiş ama mesela eşcinsel ilişkide direkt taşlamayla ölüm. Ondan sonra zina yaparsınız direkt taşlamayla ölüm. Hırsızlık yaparsanız falanlar filanlar yaparsanız kolunuzu bacağınızı filan kesiyor işte. Şeriatın hükümlerinin kanun maddelerine eklemişler. Ondan sonra da bir madde daha eklemiş. Demiş ki karşımızdaki sultanımız sultan kusursuzdur ve hata yapmaz diye yani yanlış yapmaz diye bir kanun maddesi eklemiş. O yüzden ne yaparsa doğrudur yargılanamaz gibi bir madde var adamların anayasasında. Ama daha sonrasından biraz dışarıdan çok baskılar gelmişti dünyadan falan filan. Bir de şimdi burada Shell var yani Hollandalılar var, İngilizler falan var derken bu zina ve eşcinsellere karşı olan
o idam cezasını uygulamaya almamış, uygulamaya koymamış. Demiş ki Arapça konuşmasak da, Arapça yazılarını tam olarak anlamasak da yani Arapçayı anlamasak bile en azından okunmasını bileceğiz demişler. Arap alfabesini de getirmiş. Neredeyse resmi yazı dili gibi demeyeyim de her yerde Arap alfabesiyle işlemler görebiliyorsunuz. Bu bölümde hem kralı hem de kralın ülkesi Brunei'deki şeriatı anlatıyor oluyorum. Geze geze toza toza anlatmaya devam edelim. Abi bu memlekette neden insan yok hiç sokaklarda? Gerçekten günün her saati bomboş. Ama cidden ben çok sevdim ya ülkenin sokaklarını, yeşil alanlarının fazla olmasını. Tabi nüfus az, para çok, bunları yapmak mümkün ama kralı öldür, hakkını ver yapalım. İnsan yok ya abi, iki dakika yapışım, iki muhabbet edeyim. Hiçbir kimse yok. Abi sarayı gezemediğime de çok üzüldüm. Tabi izin vermelerini beklemiyordum da. 1877 odalı saray. Şey yazmış birisi. Abi her gece bir yerde yatsa 5 sene boyunca sarayı da odaları bitiremiyor yine. Her gece bir odada yatsa 5 senede bitmiyor. Bir ara adam böyle dünya liderlerini ya da dünyanın önde gelenlerini çağırmış. 1000 kişilik mi ne, bir 500 kişilik mi ne, bir sofra kurmuş, tamam mı? Herkese altın kaplama, tabaklar, çanaklar falan, avizeler, cartlar, cutlar. Ve o gün herkesin başında bir tane garson. Adam başı bir garson tahsis etmişler. Çok büyük bir yemek vermiş kral burada. Yani adam herkese görüşmüş ya. Hani tüm dünya liderleriyle görüşmüş. Hani burası halka açık, öyle herkesin gelip işte gördüğünüz gidip de gezeceği, takılacağı bir yer değil. Burası adamın kişisel özel sarayı ve 500 kişilik ya da 1500 kişilik cemaatlik camisi var. Geçen bölümde geldiğimizde kapalıydı. Şimdi bir daha geldim. Müzeye girmeye çalışacağım. Saray haricinde ne kadar yer varsa gitmeye çalışıyorum yani. Sarayda şey ne diyorlardı? Sarayda 600'e yakın avize, 51 bin tane ampul aydınlatması varmış. Dışarıdan aydınlatmalar falan hariç günlük bilmem kaç kilovat mı diyeyim artık, kilovat saat mi ne bileyim, ne kadar zıkkımsa inanılmaz bir elektrik harcaması varmış o sarayın. Ama aşağıda da petrol, gaz var. Yakıyor, yakıyor yakmasın ama sonuçta bu tükenebilir ve çevreye zararlı bir enerji. Yani biraz da süs gösterişin. Ben israfa çok karşıyım abi. Hani ya da israf olur, hadi bir tık olur, iki tık olur, üç tık olur da artık bu yani aşmış yani. Arşı ulaşmış abi israfta. Bir önceki bölümde bahsetmiştim, zamanında ilk yapıldığında Churchill adına yapılıyor, biliyor musunuz şu merkez? İşte 1970'te yapıyor şu anki abimiz. İçine de Churchill'ın heykelini dikiyor. Bir Churchill'ın ünlü bir lafını yazıyor. Daha sonradan ama bunu değiştiriyor. Dünyada Churchill adına yapılmış tek müze ya da merkez gibi bir şey artık ne deniyorsa. Giriş yaptım. Here is okay, not problem? Yeah, okay. Ha? Let's go in there. Okay, tamam. Abi içeriye çekemezsin dediler. Buraya yasakmışsın, siz giremiyorsunuz dedi, bay bay. Ne yapıyorsunuz? Geldim. Evet, ben bu içerileri ve içerilerin arkasını gezdim. Güzel bir yerdi, sevdim. Şimdi inşallah Türkçe bilen yoktur. Tamamen sultanın propagandası var içeride. Tabii güzel şeyler de vardı. Hani sultanın annesi, babası, sultan golf oynarken, sultan polo oynarken, sultan at binerken, sultan kayık çekerken, sultan İngiltere işte bilmem kimiyle görüşürken. Ama şeyi çok sevdim. Hani böyle içindekilerin şey değil de böyle gezmesi kolay, böyle güzel, zevkli, sıkmayan bir yer yapmışlar. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinden burada gönderilen hediyeler vardı. Bizim ülkemizin hediyesi yoktu. Ya da biz vermişizdir, bunlar asmamıştır. Emin olamadım. Bu da babasından kalma. Şu anki sultan değil de babası Ömer'den kalma. İşte burada içeride onu resmetmişler işte. Burada kırmızı kıyafetli askerler var. İşte onlar taht taşıyıcısı. Aynısı da arkasında da var. İşte 20-30 kişi önde, 20-30 kişi arkada. Şimdi burada da ön tarafta da böyle 50-100 kişi siyahlılar. Onun önünde beyazlar falan derken upuzun kortej yaparmış. Halkı selamlamaya çıkarmış. Şöyle yaparak böyle bütün halkın içinde geziyorlar. Sultanlar. Böyle bir yerde. İçeride de şimdi tam olarak kimle tanıştığımı söylemeyeyim. Abi daha sonra sıkıntı çıkmasın. Şu ana kadar ki en çok konuşabildiğim, muhabbet edebildiğim adam bu içeride bir çalışandı. Şu an siz gördükleriniz arasında değil. Biraz konuştuk, şimdi anlatırken onun bana dediklerini de ekleyeceğim. Abi öncelikle şunu söyleyeyim. Çoğunluk sultanı seviyormuş dediğim yanlış. Çoğunluk sultanı sevmiyor desem de yanlış. Diyorlar ki, dedi ki abimiz. 50-50 kardeşim dedi. Burada bu adamı seven 50-50. Malezyalı da
bir arkadaşla tanışmıştım. O da bana şey demişti, sevmeyeni de çok demişti ama hani böyle bir yüzde söylememişti. Ama seviyorlar da genelde demişti. Ama şöyle bir şey vardı, kimse kalkıp da onun hakkında eksi konuşamaz dedi, yoksa direkt içeride dedi. Böyle bir baskısı varmış, bunu tam anlamamıştım çünkü ben insanlara sordum da hepsi aa çok iyi, seviyoruz seviyoruz diyorlar. E tabi elde de kamera var, biz de o yerlisi değiliz, demek ki adamlar şey yapıyor, korkuyor. Bir tane abi şey yaptı, biraz anlattı bana. Dedi ki bu adamdan korkuyorlar. Sevmeyeni de çok, bu düzeni istemeyen de çok. Ha adam diyor bir şekilde şey yapıyor diyor. Yani bedava ev veriyor diyor. Yağ veriyor, su veriyor, gaz veriyor, tuz veriyor falan derken. Hani bir şekilde yine insanları elinde tutuyor ama bir rahatsızlık ortamı da yok, değil değilmiş. Bu arada ülke vergisiz arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Birçok şeyde vergi yok ama elektronikte var. Elektronik bir şey almak istedim. Burada etrafımızda şu an bir kilisesiz getirdim. Hem de ben görmek istedim, güzelmiş rengi falan da. Bu etrafımda bulunduğumuz 1-1,5 kilometrelik alanda sadece 3 tane kilise var. Daha da başka noktalarda da var. Halkın %7'si Hristiyan. Burada mesela Ramazan'da oruç tutmazsanız ya da Cuma'ya gitmezseniz ilk tur para cezası, daha sonrasında tekrar şikayet edilirsiniz falan, hapse kadar galiba varan cezaları varmış. Ama mesela buradaki bu katı kurallar, aslında bu yorgun kurallar, insanları kısıtlayan kuralların çoğu Müslümanlara, %64'lük kesim. Yani aslında buranın asıl vatandaşına, adam kendi vatandaşını nasıl kısıtlıyor. Mesela bu şeyler, Müslüman olmayanlar alkol alma hakkı var. Mesela alkol getirebiliyor. Sınırdan geçerken adına kayıtlı pasaportla buraya belli bir miktarda alkol sokabiliyor. Ama Müslümansan hayatta sokamıyorsun. İşte insanlar da ne yapıyormuş? Buradan Malezya'ya yakın ya, Malezya'ya gidip burada da kilise var ve bir kompleks var burada. İnsanlar Malezya'ya gidip o işlerini hallediyorlarmış. Yani başkentte aman aman çok fazla görülecek bir şey yok. Diğer yerlerde de bir şey yok. Yani burada ne var mesela, şimdi yağmur ormanları var. Mangrov turu var, nehirde tur yapıyorsunuz filan. Böyle şeyler var hani şehir merkezinde, o yüzden böyle ben de kaybolmaya karar verdim. Böyle ara sokaklara, arka sokaklara gidiyorum ama abi türlü insan bulamadım ya. Yok yani, insan yok. Bu arada bakın şey söyleyeyim, kraldan devam edelim. Kralın bu zamana kadar galiba 3-4 tane evlilik yapmış. Hareminde kız var mı yok mu? Haremiyle ilgili hiçbir şekilde dışarıya bilgi sızdırılmıyor. Ondan sonra bir tane zamanında bir tane hostes de evlenmiş. Ondan sonra hostesten boşanmış. Hostese verdiği, aldığı her şeyi almış. Nafaka bile bağlamamış. Ondan sonra Malezya TV'de, Malezya TV 24 mi ne, öyle bir kanal varmış. Oranın spikerlerinden birisiyle evlenmiş zamanında. İşte önceki zamanlardan bahsediyorum. Sonra ondan da ayrılmış. Yani ikisinden de çoluğu çocuğu var ama ikisine de böyle neredeyse zındık koklatmamış, vermemiş bu kadar varlığın içerisinde Sayın Sultan. En son bir tane ablamız da evlenmiş. Hala da onunla hayatını idame ettiriyor. İşte boşanmamışlar. Toplamda 5 oğlu, 7 kızı, 18 tane de torunu varmış Sultan abimizin. Bu ülkeyi gezmek zor, sürekli yürümek lazım. Topallamaya başladım. Abi gölge yapacak ağaç yok ya. Şimdi buranın da en ünlü parklarından birine geldik. Şu anki sultanın babasının camisinin hemen arka bahçesinde. Ağaca baksanıza gölgesini. Madagaskar'daki ağaçlardan. Turba benziyor kocaman. Valla hani zaten gezdik bir önceki bölümde. Bu bölümde de yine dolandım. Daha önceki bölümlerde gitmediğim yerleri gezerken. Aslında bu video tam gezi videosu değil de hani burayla ilgili işte duyumlarımı, tespitlerimi, okuduklarımı, işte belki bildiklerinizi, belki bilmediklerinizi anlatıyor oldum. Sultan bana çok kızacak biliyorum. Çünkü hep sultanı gömdüm. Gömerim de abi yani. Bu benim bütün söylediklerim benim kendi şahsi fikrim. Yani 34 yıllık Memo'nun yaşantısındaki fikirleri, olaya bakış açısı böyle. Yani sultanlık varmış, şeriat varmış, demokrasi varmış, beni ilgilendirmez abi. Kimisi seviyordur, buyursun şeriatla yönetilsin. Kimisi demokrasi seviyordur, gitsin şeriatla, demokrasiyle yönetilsin. Yani kim nasıl seviyorsa öyle yaşasın, beni ilgilendirmiyor. Ben sadece kendi şahsi fikrimi ve yorumumu katıyorum. O yüzden sultancım, lütfen bu videoyu izliyorsan kızma. Gidip de dünyanın en küçük ülkesine, dünyanın en az nüfuslu ülkesine gidip de dünyanın en çok odalı sarayını yapmak abeste iştigal kaçtı bana yani. Pek mantıklı gözükmedi yani. Neye, kime ne gösteriyorsun? Sen Müslümansın. Anladın mı? İsraf bizde haram. O kadar çok param varsa git Müslümanlara, yani dünyadaki aç insanlara yardım et. Müslümanlara yardım et. Zaten bunun açında Müslümanı, gavuru da Hristiyan da olmaz. Afrika'da millet her 60 saniyede, 40 saniyede bine bir çocuk ölüyorken burada şimdi 51 bin ampul yanıyorsa abi ve burası da yani Müslümanım ve şeriatla yönetiliyorum diyorsa,
Ya ben bunlara sorgularım. Gidip de 30 bin ton altını oraya dikeceksin. 30 bin altını git Mogadishu'ya bağışla. Bla 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 bla. Yani neyin, kime neyin silik yarışını yapıyorsun? Bu işler de bana çok saçma gelir abi. Hani düşünsene zamanında gelmiş bunun babasının 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 babası demiş ki burası benim lan demiş. Zaman gelmiş geçmiş buradan petrol çıkmış ondan sonra petrol onların oluyor. E burada çöp buranın çöpünü toplayan adam buranın en az maaşını alıyor. Buranın temizliğini yapan adam buranın en az maaşını alıyor. Affedersin bütün pokusunu püstürünü çeken adamlar sürünüyorken sırt dedesi buraya geldi diye o adam şimdi dünyanın en pahalı evine, dünyanın en pahalı araba koleksiyonuna. Böyle şeyler burayla ilgili değil sadece. Hani dünya genelinde beni çok şey yapmıyor. Yani benim bir köyümde bir adam açken benim bin tane odalı sarayı ben ne yapayım yani? Sultanım kusura bakma. Kızma bana. Bunlar benim fikirlerim arkadaşlar. Benim fikirlerimi reddiye yapmanıza gerek yok. Varsa senin fikrin dersin ki ya kardeşim ben 1800 odalı padişahım olmasını istiyorum. Ben acımdan da gezerim. Hiç sorun değil diyorsan. O da senin fikrin. Yorumu öyle yaz. Gidip de sen şöyle dedim ben böyle dedim diye fikirlerimizi yarıştırmaya gerek yok. Devlet eğer maaşınız çok düşükse zaten size bir sürü yardım yapıyormuş. Ev alıyormuş. Mesela diyeyim ev 100 bin lira ya 70 bin lirasını zaten devlet veriyormuş. Vergi mergi de almıyormuş. Zaten maaşınızdan da hiç kesinti falan yapılmayan birkaç tane ülkeden birisiymiş. Gelir vergisi sıfır yani. Sultanın öyle de tabii ki şeyleri de var şimdi adamın günahını almayalım. Sosyal millet devlet anlayışına dair hareketleri de varmış. Çok uzattım, çok konuştum. Bu video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet.